Özal'ın ani ölümünden önce Türkiye bir dizi karanlık cinayetle, suikastla sarsılmıştı. Terör, çift başlı bir canavara dönüşmüştü. Bir yanda PKK, asker sivil demeden saldırılarını sürdürüyor, adeta Güneydoğu'da gecelerin hakim olduğu. 90'lı yılların başından itibaren ilk kez İslami terör adı verilen bir bela ile karşılaşılmıştı. Failleri bulunamayan, yakalanamayan bütün bu ölümlerin, cinayetlerin arkasında acaba kim vardı? Süleyman hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman, hep Süleyman, hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman. Arkadaşlar, bir dakika, Sayın Cumhurbaşkanımız maalesef bütün çabalara rağmen kurtulamamış. Kendisini kaybetti. Başımız sağ olsun. Bu sabaha karşı saat 3'ten itibaren bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan Türkiye'dedir. Erken ama MHP ile koalisyon bekliyorum. İkisi fevkalade uyumlu olacak. Ben öyle görüyorum. Başbakan olacak gibi geliyor. Sanırım yine bir koalisyon olur herhalde. Ama en ideali, ülkem için en yararlısı olsun. Uzun saçlarımla Sırp savaş suçlusu bürokratlara benzediğimin farkındayım şu anda. Tam Yugoslav bürokrat böyle. Sırp savaş suçu işlemiş mahkemede böyle. Vah oh, falan ama onlardan değilim. Hiç alakam yok. Hatta biraz daha Bosna'ya daha yakın bir ağabeyim. Kalben. Neyse, şimdi konumuza dönelim. Bugün Hearts of Iron 4'te Ecevit'le güçlü kalmayı deneyeceğiz. Bugünün ana başlığı, ana sebebimiz, ana görevimiz bu olacak. Ecevit ile 2002 seçimlerini kazanarak atlatmamız olacak. Ecevit başbakan, Ecevit başbakan, Ecevit başbakan, Ecevit başbakan. Bu yolculuk sırasında başımıza birçok badire gelecek. 2002 seçimlerinin 6 Kasım 2002. Zira ben doğduğumda Ecevit baştaydı. Ben 2001 doğumlu bir arkadaşım. Ben doğduğumda Ecevit baştaydı. Kendisi başbakandı. Bugün kendisiyle güçte kalmayı deneyeceğiz. Kendisinin Hearts of Iron 4 Millennium Down Turkey Plus modunda kendine özgü bir odak ağacı var. İşte burada. Hükümet daha düşmedi. Bu Demokratik Sol Parti'nin geleceğine güveniyorum. Ondan ötesi Allah'ın bileceği iştir. Yürü lan, yürü kara oğlan dediği buradan ilerleyebileceğimiz bir ağaç var. Bu yeni gelmiş. Bunu ilk defa görüyorum. Buradan İşçi Partisi, ÖDP, EMEP'ten falan ilerleyebiliyormuşuz. LDP bir gün oynarız belki, bilmiyorum. LDP olabilir. Ne varsa satacağım. TRT'yi de satacağım. Bunu da bilir. TRT'yi de. Mesut Yılmaz var burada. Cem Uzan var. MHP var. Öyle yani, biraz sıkıntılı bir mod. Çok ağır bir mod. Bu benim bilgisayarımla alakalı değil. Yani neyde oynarsan oyna, bu hem Millennium Down hem Turkey Plus inanılmaz ağırlaştırıyor oyunu. Nitekim biz bunların üstesinden gelecek güce, kudrete sahibiz. Derhal fabrika inşa etmeye başlıyoruz ve bu arada size gideceğimiz yol hakkında biraz bilgi vereceğim. Şöyle ki, ılımlı bir yoldan gideceğiz. Her ne kadar DSP'nin ağacını açtığımızda da göreceksiniz. Hem ılımlı gidebilip hem böyle Avrupa Birliği'ne yanaşıp hem de savaşçı, güçlü, kuvvetli olacağımız. Misak-ı milli sınırını aşmamak üzere bir oyun oynayacağız. Ben yani bu konuda çok şeyimdir böyle. Beni Great War oynarken de gördünüz, ben yok abi bunu da yiyeyim, abi şunu da yiyeyim, yok orayı da genişleteyim falan filan değil. Ben roleplay abi, ne yapabiliyorsan o. Türkiye'nin şu anda yapabileceği maksimum şey ne? Abi Batı Trakya, maksimum Selanik, Yunanistan için bahsediyorum. Yok abi Atina'ya girdim, yani bilmem neyi yayarak oturdum falan diye bir şey yok. Ege Adaları, Girit maksimum, Kıbrıs'ın zaten Güney Kıbrıs'la alakalı bir şey konuşmuyorum. Karşımızda Kıbrıs Fatihi var. Ya ben Kıbrıs Fatihi sözünü hiç kullandırtmak istemedim. Biz kullandık. Ben barış, yani gerçekten barış için oraya gittik ve barışı da getirdik Kıbrıs'a. Burada Halep. Burada Musul, Kerkük ve Batum abi. Daha şeyi yok, şeyim yok yani. Yok abi şuraya gireyim, yok oradan çıkayım, şuradan atlayayım, buradan yüzeyim falan filan. Ben öyle sevmiyorum abi. Benim gerçekçi gelmiyor bana ve rahatsız ediyor bu beni. O yüzden bunu yapmayacağım. Aynen öyle. Hiçbir şey üretmeyeceğiz. Orduyla alakalı hiçbir iş yapmayacağız. Şu anda işimiz siyaset. Çünkü elimizde decision'larımızın olduğu uzun bir ağaç var hemen. Şimdi buradan göründüğü üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizim 136 koltuğumuz var Demokratik Sol Parti olarak.
burada 2-3 tane şey yapabiliyoruz. Yani stability ile alakalı, savaşla alakalı falan filan da abi ben hiçbir zaman başarılı olamadım yani burada. Ekonomik problemler varken meclise ekonomiyle alakalı bir şeyler yapalım dediğim zaman falan diye tepkiler aldığım için. Böyle bir şey yapasım çok yok. Burada da Kemalizmin muhafızları var. Türk ordusu var. Kendisinin biliyorsunuz 28 Şubat'ın ardından şu anda çok kuvvetli durumdalar. Biz de bundan mütevellit bunu kullanacağız kendimizi oy devşirmek için. Tarihi bağları güçlendir. Biliyorsunuz ki Türk Silahlı Kuvvetleri de Cumhuriyet Halk Partisi de Atatürk'ün iki evladıdır. Bu yüzden burada tarihi bağları güçlendir diye bir seçenek var. Biyolojik kardeşlerdir. Bunu seçip buradan Daily Pro-Western Support artı 0.1'i alıyoruz. Bu bizim için önemli zira. Buradan da Pro-Western Propaganda Campaign alacağız. Çünkü hızla oy kaybettiğimiz bir dönemdeyiz. MHP hızla oy kazandığı bir dönemde bu şeyle alakası yok. Bu tarihi bir şey değil tamamıyla. Burada şöyle bir problemimiz var. MHP Nationalist Coalition Partner şeyine sahip ve bu yüzden artı 0.8 kazanıyor gördüğünüz üzere. Bundan kurtulmak için 2 Kasım'dan önce bir erken seçim yapmak zorunda kalabiliriz. Bunun dışında mafyalarla alakalı şeyler var. Mafyayı bitireceğiz Demokratik Sol Parti olarak. Ecevit bunu yapar. Mafyayla, kontrgerilla falan filan böyle kötü bir geçmiş olduğu için bulaşmayacağız buraya. Burayı geçtik. Ancak Ecevit'in kendine göre haklı nedenleri vardı. 1977 yılının o iki ayı Nisan ve Mayıs boyunca CHP lideri yaşamının en zor ve tehlikeli günlerini geçirmişti. İslamcı planlamayla alakalı bir şey var. İbdace var, Osman Hanesi falan filan var. Potential enemies, main enemies diyor. Crackdown Islamist Planning direkt hiç ulaşmadım. Belki Refah falan oynarsak gelecekte orada kullanabiliriz belki bilmiyorum. Osman Pamukoğlu'nun orada kalmasını sağlayacağız. Osman Pamukoğlu'nu siyasete çekebiliriz. Yani buradaki saçma opsiyonları, güç suçlu Kürtleri sal, batıdan politikalar devşir falan filan. Bunları kullanarak Osman Pamukoğlu'nu orduya çekebiliriz. O da beyler babaya geldik. Babaya geldik diyerek kendi siyasete atılabilir. Aşağı indiğimizde burada nükleer program var. Nükleer tesisimiz olmadığı için nükleer program seçemiyoruz. Laboratuvarlarla alakalı durumlar var. GDP per kapitamız arttığı sürece daha hızlı. Yani ülkemizin gelişmişliği, ülkemizin gayrimilli hasılası arttıkça biz daha iyi teknolojiler araştırabileceğiz. Daha hızlı araştırabileceğiz. Burada antiterör operasyonları var Orta Doğu ile alakalı. Bizim ülkemiz şu anda moderate threat ve negligible'a sahip. Çok iyi durumda değiliz. Bunu sıfırlamamız gerekiyor ikisini de. Terör tehdidi ile ilgili. Yemen'in durum felaket, severe threat diyor. Burada da İslamizm ve sekülerizm diye iki ayrı opsiyon var. Yani şu Türkiye'de olması gerektiğini düşünmediğim bir şey en azından 2000 tarihinde. Ulemanın bizim hükümetimiz üstünde hiçbir gücü yok. Yani bugün bile yok yani aslında. Ulemanın böyle burada durması çok saçma yani sırf ülke yani daha çok İslam var diye ülkede. Bu çok gereksiz gördüm bunu. Bunun dışında tabii ki de ordunun çok büyük tesiri var. Endüstri aynen öyle. Korrupsiyon biraz yüksek durumda. Stagnasyon var ekonomide. Ve Sünni İslam ülkenin dini. Bunu da tabii ki de sekülerizmle değiştirmemiz gerekiyor. Zira yani secularize the state'i başka türlü yapamıyoruz. Bu saçma geliyor bana ama yapacak bir şey yok. Nasıl ya? Oğlum şeriat mı geldi? Alkoller ve kulüplerde legalize etme yok mu şu an? Alkol. Hotel ve kulüplerde. Enteresan. Bunlar paralı ordular bunu kapıyorum yani şu anda hiç işimiz yok. European Union daha keza öyle. State of the European Union kapat. Joining the EU kapat. International Recognition. Yani burada bizim yapacağımız şey Kuzey Kıbrıs'ın ulusallığını arttırmak yani bilinirliğini arttırmak ulusal arenada daha çok ülkenin Kuzey Kıbrıs'ı tanımasını sağlamak. Bununla bayağı bir uğraşacağız. Bunun dışında yani bilmiyorum bunu şeye soracağım Discord'a soracağım yani Filistin konusundaki politikamız ne olmalı? Size yani meclis oluşturacağım. Size soracağım. Ben başkanınız Altar. Başkan, başbakan Altar'ım ben. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Politikamızı gözden geçireceğiz. Otremer'deki kim? Kime destek vermeliyiz? İsrail mi Filistin mi? Siz orada oynayacaksınız. İsrail abi, Filistin abi diye. Ona göre buradan bir seçenek devşireceğiz. Bunun dışında military branch var. Burada terörle alakalı yapabileceğimiz şeyler var. PKK'yı bitirmek adına. Burada sivil uzantısı var. PKK'nın sivil uzantısını bitirmek adına. PKK sempatizanı profesörlerden kurtulula başlıyor. Burada da dünya desteğini kesmekle alakalı bir şey var. PKK'nın komünist olduğunu hatırlatıyla başlıyor. Yani bunu benim... abi
İnanılmaz ya harbi. Cidden. PKK'nın dünyaya komünist, dünyaya PKK'nın komünist olduğunu hatırlat. Abi. Yani bir zahmet ya lütfen. Allah rızası için. Shanghai Cooperation Organization falan filan sectarian was. Bu şey yani ülkedeki durumu gösteriyor. Kemalizm %39, İslamcılık %40. Kürt ayaklanması %21 durumundaymış. Çok sanmıyorum bunun olduğunu. Yani böyle bir oran olamaz. Çok saçma bir oran. Kuzey Kıbrıs'la alakalı görevler var. Tamamdır. Başlıyoruz. Bülent Ecevit ile maceramız başlıyor. Telif yemeyeceğimi bilsem şu seriyi 90'lar pop eşliğinde yapardım. Ya. Muhteşem olurdu bu arada ya. Üf, şuradan bir Tarkan çalsa falan muhteşem olmaz mı ya? 2000'ler bizim yılımız olacağız. Niye burada Soros yumruğu var bilmiyorum. Aflar var bildiğiniz üzere. Bülent Ecevit ve hanımı Rahşan Ecevit'in çıkardı. Onlarla alakalı. Bir şeyler var burada. Çıkacak aflarla alakalı. 14 political power'ımız var. Şu anda çok bir şey yapamıyoruz. Çeçenler enteresan ilerliyorlar yani. Bayağı becerikli ilerliyorlar Çeçenler şu anda. Çok enteresan. Yok yok, Grozny'ye girdiler. Bakayım. Çeçenistan gitti. Hadi geçmiş olsun. Yok, gitmedi. Enteresan. Bir şeyler oluyor orada hala. Yok yok, gitti ya Çeçenistan. Bir küçülüyor bir büyüyor, anlamadım ki. Kanserli hücre gibi. Hadi kardeşim, çöküyorsan çök. Sayın Çeçenistan. Çeçenya. Grozny düştü, tamam bitti ya. Evet, Çeçenistan düştü. Rusya tamamıyla kendilerini integrate ettiler. Fransızlar bizim satellite sistemlerimizden kullanmak istiyormuş. Yani biz sizden, zaten bizim Fransız Guyana'sından atıyoruz biz bunu. Çocuklar size güveniyoruz ama yani bir bok da yaptığımız yok edirsin. Yıllardır uydu bile yollayamıyoruz. Nereden yollanıyor uydu? Nereden yollanıyor? Fransız koynasından atılmadı mı? Birazcık girişken olun, birazcık üretken olun. Tamam kapat. Lan kapat, uzatma lan. Kapat lan. Startup company acquisition. Bu nedir? A successful startup company has been put out of sale recently. It's currently gathering a large investment from a foreign company, expanding operations in Turkey. Next and expansion should be stopped, though preventing the acquisition of the free market principle. Moritanya mı? Bir saniye, Moritanyalılar burada bir startup company açtılar. Moritanya'nın bizim ülkedeki tesiri %4. Moritanya. Bülbül dansı zencilerin yaptığı danstır. Zenciler de kültürsüzdür, bilgisizdir. Raid terörist hideouts yapıyoruz. Şu anda Legacy of the Turkish Republic'i tamamladığımız için güzel bir political power kazandık. Bu political power'ı da güzel sahalarda harcamak niyetindeyiz. Öncelikle Osman Pamukoğlu'nun orada kalmasını sağlayacağız. Bu artı bize %3 board support verdi. Mafya savaş ilan edeceğiz. Mafya ile savaşımız biraz zor olacak. Nitekim mafya ile savaşımızın bize oy olarak dönütü olacak. Bu önemli. Bu çok önemli. Mafyayı bitireceğiz Türkiye'de. Bu bir. Okey. Onun dışında 109 kaldı. Stabilize Sectarian Wars atacağız bununla beraber. Gel. Stabilize Sectarian Wars. Güzel. Çok iyi. Bu arada abi, ekonomi screen'ine hiç bakmadım. Çünkü ben seçimden sonra kadar bakmayacağım. Ekonomi toparlanmaz yani. Çünkü Türk ekonomik krizi geldiği zaman göreceksiniz yani niye toparlanmadığını ekonominin. O yüzden şimdiden bize kolaylıklar diliyorum. Begin the corruption attacks. 35 gün diyor. 75 crypto power gelecekmiş. Ama ondan önce bir saniye. PKK'nın sivil uzantısından kolej profesörlerini halletmemiz lazım. Aynen öyle. Deal with the college professors. Abi. Yapalım mı bunu? İlk soruyu açıyorum. Hazır mısınız? İlk soru. Conduct counter terrorism training ile devam ediyoruz. İBDC'nin gücü böylelikle yavaş yavaş ülkemiz azalmaya başlayacak. Amerika uydularla alakalı bir şey istiyor. Ya, Amerika uydularına erişim izni veriyor bize. Okey, versin. Kabulümüzdür. Şimdi biraz ilerleyelim bakalım. Begin Corruption Attacks'a başlamıştık. Parlamento kısıtlamaları. Burada hiç National Spirit'lere bakmadık bu arada. Legacy of the Atatürk var burada. Artı %5 stability veriyor. Artı 0.05 political power veriyor. Ve bu adam ölü. Burada ise, İngiltere'de ise Kraliçe Elizabeth yaşarken aynı şeyi veriyor. Not the same thing bro. Anladın mı? Not the same thing. O yüzden buraya geldiğimizde devam ediyoruz. PKK ile alakalı sıkıntımız var. Eksi 10 stability veriyor. Vergi çok büyük bir sıkıntı bizim için. Eksi 0.1 political power veriyor. Çok büyük bir sıkıntı. Liberal bir toplum olduğumuzdan dolayı da political power gain'imiz %10 olarak azalmış durumda. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel burada. Süleyman hep başbakan, hep başbakan, hep Süleyman.
Demirer kaçta gitti? Ben doğduğumda Sezer vardı galiba. Ben Sezer'i hatırlıyorum ya, ilkokula falan giderken Sezer'i görüyordum televizyonda falan yani. Sezer kaçta gitti? 2006, 2007 falandı. 2008 o tarz bir şeydi Sezer gittiğinde. Ahmet Necdet Sezer, soyadı Sezer. Ahmet Necdet Sezer yakın zamanda gelecek. Yeni Türk lirası bayağı sıkıntılı bir durumda. Türk lirası reforma ihtiyaç duyuyor diye bir şey var burada. Multi ethnic state diyor. Allah aşkına hangi ülkede başka multi ethnic state yazıyor? Bakayım. Değil mi? Sizi Cumhurbaşkanıyız zaten işte. Gül'den önce sen nasıl hatırlayacaksın? Bir yaşındaymışsın. Amerika'da bile multi ethnic state yok. Bizde multi ethnic state var. İran'a bakıyorum. İran'da multi ethnic state var mı? Ama bunlar Şii altında birleştikleri için öyle bir sıkıntı var tabii. Bunun dışında bakalım başka ne var? Evet, karakollarla alakalı problemlerimiz var. Karakolları geliştireceğiz. Bakalım şu anda yapabileceğimiz tek bir şey var. Filistin'i tanımayı geri çekebiliriz. Şu anda Discord'taki ankete bakarak bunun cevabını vermeyeceğim. Çok erken çünkü. O yüzden biraz daha beklemeyi düşünüyorum. Çin Cumhuriyeti'ni tanıyabiliriz. Bildiğiniz üzere ya da bilmiyor da olabilirsiniz. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'dir büyük olan. Bu Tayvan'daki de Çin Cumhuriyeti'dir. Sürgün hükümet tarzı bir görevi var. Yani komünistler iç savaşı kazandığı zaman Tayvan adasına kaçıyor Çin hükümeti. Uygurlara yapılan olaylardan sonra tabii ki de Çin'i tanımaya başladı. O zamana kadar zaten inanılmaz güçlü olacağımız için. Yani ağzını da açamaz bu eleman. Terörist atakları ülkede başladılar, baş gösterdiler. Bu arada otellerde alkol ve otellerde ve klaplarda alkol niye yasaklı bilmiyorum. Ama bunu kaldıracağız yani. Bunun dışında hanımefendi temsilciliklerini arttıracağız. Bunun dışında evet, kadın işçilere biraz daha şey vereceğiz. Western culture, salafizm mi artıyor? Tamam, bu. Aynen bu. Bir de 1,5 milyar bunu harcayacağız. Teröristler öldürüldü ve yakalandı. Our security service has done well. 50 political power geliyor. Terör tehdidi -5 azalıyor. Radikalizasyon da -3 azalıyor. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi bu 88 political power'ı ben nerede harcasam acaba? Anti-PKK propagandasına başlayacağız dünya çapında. Biraz daha bekleyip de. Şu olursa bayağı bir kesecek bizden. Aa, o yetişiyor evet. Unlucky. Unlucky. Maalesef şimdi başlayamadık. Anti-PKK propagandasına. Dil dönmemesi. Corruption attacks'ı tamamladık. Buradan sonra corrupted government operations var. Bir de bankalarla alakalı problemler var. Bankalarla alakalı problemleri çözmemiz lazım. 2001 krizinde çıkış sebebi zaten bankalardı. Bununla alakalı direkt bir takım olaylarda bulunmamız gerekiyor. Aşırıcı gruplar popülarite kaybediyorlar. Jihadçıların gücü yavaş yavaş azalıyor ve davalarını terk ediyorlar. Muhteşem. Terörü başlar başlamaz bitirdim ya. Böyle bir dokundum bitti terör yani. Bakalım başka şu anda neler yapabiliyoruz. Raid Terrorist Hideout'tan devam edelim. Şu anda terör tehlikesi low'a düştü, aza düştü. Negligible, bu da yani sıfıra da çekebiliriz radikalizasyonu. Çok daha rahat ederiz o zaman. Still in love with you, this baby. Mafya operasyonlarına devam ediyoruz. Aynen öyle. Polis seviyelerini arttırıyoruz şu anda. Yakında da anti-mafya araştırma bürosunu kuracağız ve mafyayı ülkeden söküp atacağız. Rauf Denktaş var Kıbrıs'ın başında. Denktaş, okey. Denktaş ve Ecevit ikilisi var ya, yani bros before hoes. Şimdi bakalım başka 15 political power'la hiçbir şey yapamam. 15 political power'la sadece şunu yapabiliriz. Kudüs'e taşıyabiliriz İsrail Büyükelçiliğimizi. Ve bu olaylıkla da İsrail'in başkentinin Kudüs olduğunu kabul etmiş oluruz. Açtığım oylamada şu anda hemen bakıyorum. 8. Filistin 2. Yani Kuveyt bayrağını da sayarsak Filistin 2 oluyor. O yüzden İsrail'i tanıyoruz. Başkentini Kudüs olarak. Yeni hükümetimizin yaptığı ilk iş bu oldu. Bir terör saldırısı yaşandı. 25 vatandaş hayatını kaybetti. Radikalizasyon arttı. Terör seviyesi de arttı. Bu kadar kafalarını çökmüşken ben şu anda bunun yaşanması da çok iyi olmadı açıkçası. Want golden wind. Odore varatte cima opto cime darivaro. Yeni fokus seçme vakti geldi. %5 popülarite kaybedeceğiz. Bu hiç iyi değil. Nitekim yapacağımız bir şey yok. MHP'nin yükselişi tehlikeli boyutta. Yani %20'ye dayanlar. Aramızda 0.5'lik bir oy farkı var. Ama MHP'yi güçten düşürmek için erken seçimden önce bir erken seçim patlatabiliriz yani şu anda. Öyle yapmamız gerekiyormuş gibi gözüküyor açıkçası. Eski İşçi Partisi ondan, o yüzden. Karakolları güçlendirmeye başlıyoruz. Böylelikle tüm political power'ım da gitti. Political power inanılmaz yavaş kazanılıyor şu anda. Bu bizi biraz yoruyor. Seçime kadar böyle maalesef. Yani biraz zorlanacağız. Türk halkı ekstrem bir liberalliğe başlamış. Burada Selefi bir grubun fotosu var.
Yetmez ama evetçiler bunlar herhalde. Okey. Ekstrem liberalizm. Okey. Okey, ülkemize barınabilir. Sıkıntı yok. Low threat, neg liable. Bunu sıfırlamamız gerektiğini söylemiştim. Bu sabah Lübnan Başbakanı'yla bir telefon görüşmesi sırasında Hafız el-Esad hayatını kaybetti. Kalp krizinden dolayı 40 gün yas ilan edildi. 3 gün sonra Hafız el-Esad'ın ölümü şu anda ülkede bir takım karışıklıklara yol açacak. Şu anda varisini konsey seçecek diyor. Oğlu Beşer Esad'ı seçecekler. Büyük abisi de var Beşer Esad'ın. Kendisi dişçi olmayı tercih edecek. Böyle bir info vereyim. Integrum Government'ın tipi bu mu? Şav el suri ve samet ellehte bir bahlayet. Allah suri yav beşar. 10.000 üzerine çıktığı için expand laboratories yapabiliyoruz. Harika. Böylelikle araştırmalarımızı daha hızlı halledeceğiz. Son 4 political power. Hadi oğlum. Yapıştır. Hadi. 72. 75. Güzel. Antimafya araştırma bürosunda böylelikle kurmuş olduk. Mafyanın kökünü kazıyacağız şu anda. Bir takım operasyonlar çekiliyordur muhtemelen Ecevit'e. 70'lerde olduğu gibi. Adamı vurmaya çalıştılar kaç defa. Nerede? Amerika gezisinde Rumlar vurmaya geliyor. Burada mitinge gidiyor. Burada sağcılar vurmayı deniyor. Ya adam yani hızlı yaşadı. Hızlı yaşadı gençliğinde. Bayağı hızlı yaşadı. Corrupted government. Anayasada değişikliklerle devam ediyoruz. Amerika'nın yine satellite falan filan diyor. Bana para verin kardeşim. Satellite falan beni hiç ilgilendirmiyor. Bana para ver kardeşim. Bana para ver. DSP'nin evet MHP o üstümüze çıkmayı başardı oy olarak. Oyumuz %17'ye girildi. Sıkıntılar başlıyor. Sıkıntılar başlıyor. Anti-PKK propagandasına başlıyoruz. Bu arada Filistin'le alakalı oylama sonuçlandı. Filistin'e olan desteğimizi de çekiyoruz. Bundan böyle İsrail'le aramız gayet iyi olacak. Filistin'le aramız açıldı. İsrail'le aralarımızı düzelteceğiz. İsrail'le ticaret ve bazı işçi partisi şu anda İsrail'de başlaymış. Ednuk Barak başta kendisi. Palestine Resistance. Okey, tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, hallederiz. Improve relation. Yapıştır. İsrail'le arayı düzelttik. Size böylelikle sorduğum ilk soruyu da meclisimizde oylanan ilk şeyi de başarıyla geçirmiş olduk. Merkez Bankası faizi 11.25'e kadar çekti. Bu arada bu birikmiş political power'ı çok iyi bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Mukavemet ile. Çok iyi kullanma bu. Çok iyi kullanma bu. Evet, aynen öyle. Anayasa değişiklikleri gelecek yakında. 6 gün sonra, 4 gün sonra. 3, 2, 1... Batı popülerliği yani pro-western yani şu mavi kısmın popülerliği gitgide azalıyor ve biz bu yüzden oy kaybediyoruz. Yeni Cumhurbaşkanı'nın vakti geldi. Sayın Demirel'e bu 70 günün sonunda Sayın Süleyman Demirel'e Kıratına Vingel Süleyman'a sen babamızsın Süleyman'ı bu 90 günün sonunda kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz dediğim emekli olacak. Kendisi ölmeyecek. Ahmet Necdet Sezer kendisinin yerine Cumhurbaşkanlığı makamına yükselecek. Bu arada araştırmalarda da buradan ilerliyorum. Sırf endüstri ve üretim babında ilerleyeceğiz. Stability %50'lere kadar çekmeyi başardık. Bu gayet büyük bir başarı bu arada. Yani Türkiye'de 50 stability ne demek? Kim bulmuş Türkiye'de 50 stability yani? Bunun dışında karakolları güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu arada PKK'ya sınır ötesi operasyonlar için hazırlık yapacağız. Sınır ötesi operasyonlar yapacağız. Kendilerinin Kandil civarında saklandığını biliyoruz. Kafalarına bombaları bam güm bam güm şeklinde çakacağız. 175 political power ihtiyacımız var bunu yapabilmek için. 175 political power'ı kim nerede görmüş de ben bulayım. 175 political power'ı bu yoklukta. Nahaha Kırgız. Nahaha Kırgız. Chad Oğuz. Chad Oğuz. Teröristleri yine yakalamayı başardık. Terör tehlikesi 6'ya kadar düştü. Negligible. Yani şu anda 3.04'e kadar düştü radikalizasyon. Muhteşemiz yani raid yapamıyoruz şu anda. Çünkü low threat seviyesinde bile değiliz. Negligible threat'teyiz. Harika bu arada bizim için. Bu muhteşem bir şey. Bunu söylemek zorundayım. Terörü ülkede bitirdik şimdilik. Gelecekte ne olur bilinmez. Nitekim şimdilik ülkede terörü bitirmeyi başardık. Mafyaları tutuklama kısmına kadar geldik. Bir 25 daha gelirse şayet bunu da becereceğiz. Bu arada bunların hepsi tamamlandıktan sonra bir nükleer santral şu Karadeniz civarına. Yani soğuk su lazım olduğu için nükleer santralleri soğutmak adına.
biraz daha mantıklı bir tercih böyle olabilir. Karadeniz civarı bir nükleer santral adına. Çin bize diyor ki abi size yol yapak. Okey, gelin yapın isterseniz. Psst. Free trade bro. It's free real estate man. Anladın mı? Buna serbest ticaret denir. Buna serbest ticaret denir şekerlerim. Buna serbest piyasa da denir. Serbest ticaret de denir. Mikro computing'e geçiyoruz. 1485. Turgut Özal'ın kullandığı bilgisayarlar vardı ya hani böyle ufak ufak. Şimdi o halka yayılacak böyle. Özal o dünyada adeta kendisinden geçiyor. Bilgisayarlarıyla oynuyor. Onların marifetlerini çevresindekilere sergiliyor. Ekrana yazdığı bir cümleyi bilgisayar mekanik bir şekilde seslendirdiğinde neşeleniyor. 31. Tekrar o biçim yani. Devam edelim. Yeni cumhurbaşkanımızı bekliyoruz şu anda. Yüzde bize +5 stability verecekmiş. Demirel'in gitmesi niye bilmiyorum. Çok saçma. Demirel gidince bence stability kaybetmemiz lazım. Hayır, 20 political power kaybetmeyeceğim. Şimdi değil. Tamam, bunu yapayım, ondan sonra kaybederim. Evet. Said El Hüseyin'i bizim ülkemizde dalga geçmiş. Said El Hüseyin'i kim? Said El Hüseyin'i bu adam. Yani ne demiş bakalım. Bir gün Bülent Ecevit devesiyle beraber dolaşıyormuş. Sonra yolda bir İranlı adamla karşılaşmış. İranlı adam demiş ki Why in the name of Allah? Yani Allah aşkına neden? Neden bu eşekle geziyorsun demiş. Bülent Ecevit de demiş ki kör müsün? Bu bir eşek değil. İranlı gezgine demiş ki sus Bülent Ecevit. Deveyle konuşuyorum demiş. Ha 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 ha. Çok komiksin sen ya. Seninden. Seni var ya. Hizbullah'la el ay olan adam. Ayıf neyse aman. İranlı. Benim şu anda İsrail'le aram iyi diye mi bu kin? Ha, seni döveceğim oğlum bak. Bu tüm Azerbaycan korlarını da geri vereceğim. Şuraya da kendim çökeceğim şu iki state'e. Okey. Seni öldüreceğim. 69 ve 70. Aynen. Sayın. Yeni Cumhurbaşkanımız. Sayın. Nerede? Ahmet Necdet Sezer beyefendi. Şu anda Cumhurbaşkanımız. Olmuş durumda. Sayın Ahmet Necdet Sezer. Anayasanın 102. maddesinde 3. oylama için öngörülen salt çoğunluğu sağlamış ve 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır. Artık bizim için gelişme zamanı başlıyor. Ekonomik kriz çok yakında patlak verecek. Yani ilk günlerinde ocağın. Bu yüzden derhal buradan small increase on salary, economic withdrawal falan filan yapıp paraya konmamız lazım. Paraya çok ihtiyacımız olacak çünkü şu an artıda gözükebiliriz ama bu bir yalan, buna inanmayın. Economic withdrawal 10 stability götürüyor bizler. Nitekim 100 milyar dolar veriyor. Which is okay. Ben okay'im. Ben okay'im. Koşarak gelsin. Gel, gel. Bu arada ekonomik krizi bekliyorum şu anda. Bayağı yani. Biraz sonra gelecek muhtemelen. Korku ve endişe ile bekliyoruz ekonomik krize. Turkish Economic Sickness diye bam diye bir vuracak şimdi. Allahu Ekber olacağız. Allahu Ekber.